Merhabalar, ben Afet. Bir videoyu daha karşınızdayım. Bugünkü videom kitap alışverişi videosu. Alışverişimi şu şekilde Amazon'dan yaptım. Aslında bu alışveriş geleli çok uzun bir zaman oldu. 2 ay geçmiştir herhalde. Ama bir türlü fırsat bulup da videosunu çekemedim. Ama o nedenle de açmadım. Böyle duruyor. Yani hasretle bu kutuyu açmayı bekliyorum. Ve kutunun içindeki kitapların hepsi %50 indirimle aldığım kitaplar. Yani Amazon'dan alışveriş yapma sebebim, artık beni az çok tanıyorsunuz. İyi bir indirim varsa hangisi olduğuna bakmaksızın o siteden alışveriş yapıyorum. Bu da dediğim gibi öyle bir alışveriş şu anda. Kutunun içindekilerin hepsi %50 indirimle aldım ve Amazon'da çok iyi bir indirim vardı o dönemde. Bunu gerçi YouTube kanalında paylaşmıştım, indirimi. İşte o zaman yaptığım bir alışveriş bu. Amazon'un bir de şöyle bir güzelliği var. Daha öncesinde tek kitap istediğim oldu. 2 sefer böyle bir şey yaptım sanırım. Çok istediğim kitaplar olduğu zaman, hani beklemek istemiyorum, biriktirmek istemiyorum kitapları. Anında almak istiyorum. Ve Amazon'da hani kargo ücreti olmaksızın size o kitapları ulaştırıyorlar. O yüzden hani Amazon'u bu yönde bile tercih ediyorum zaten. Ama tek kitap olduğu zaman genellikle paylaşmıyorum sizlere, video çekmiyorum. Evet, alışverişimi tekrar şöyle göstereyim. Birazcık kutu hasar görmüş şekliyle geldi ama çok da dert etmeyeceğim ve bir an önce açıp sizlerle ve kendim de görmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Hemen açıyorum hatta. Evet. Bunda ne kadar zorlandığımı açma konusunda zaten biliyorsunuz. O yüzden tekrardan üstünden geçmeme gerek yok. Sadece Amazon'un genellikle paketlemesini sevdiğim için zarar vermemeye çalışıyorum. Yoksa çoktan aslında açmıştım. Evet. Ve dediğim gibi şöyle güzel bir paketleme bizi karşılıyor. Tabii içine nasıl geldi bilmiyorum ama Idefix'te daha öncesinde yaşadığım şoktan sonra diğer sitelerde çok da fazla şaşırmayacağımı düşünüyorum. Idefix genellikle çünkü sürekli olarak hasarlı gönderiyor ve artık ben de geri göndermeyi sevmediğim, istemediğim için geri göndermiyorum. Bu şekilde hepsinde olduğu gibi içinden faturası çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, ilk olarak karşıma çıkan Şinasi'nin Şair Evlenmesi kitabı. Yani bunların Türk Edebiyatı Klasikleri olarak çıkan serisini toplamak istiyorum. Şu yandan toplamak istiyorum. Aslında bunların hemen hemen hepsi okuduğumuz lise döneminde, hatta ortaokul döneminde okuduğumuz kitaplar. Ama tabii ki tekrardan okumam gereken, unuttuğum kitaplar. O yüzden bende de serisinin bulunmasını ve bir an önce okumak da istiyorum. Ve gerçekten de İş Bankası çok güzel çıkartmış bu şekilde. Zaten hani çok fazla maliyetli değil biliyorsunuz bu İş Bankası'nın çıkarttığı kitaplar ama %50 indirimli olunca çoğu kitabını aldım. Biraz sonra göstereceğim zaten. Bir diğer kitabım ise Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı. Aslında bu bayağıdır listemde olan ama bir türlü almaya fırsatımın olmadığı bir kitaptı. Hani bunu yine tercih ettiğim yüzdür kitap oluyordu. Yani bunu en kısa zamanda bir an önce hatta okumak istiyorum. Belki de ilk sıraya yerleştiririm. Yani şu sıra bazı durumlardan dolayı kitap okumaya yine ara vermiş durumdayım. Daha önce söylemişimdir. Türk Ali'nin Güven kitabına tekrardan başladım. Daha ilk cildindeyim. Gendaş yayınlarıydı sanırım. Gendaş yayınlarından olan cilt serisini almıştım. Lise döneminde okuduğum kitapta yine tek cilt olarak okumuştum. Şu anda hani 4 cilt olarak aldığım kitabı yeniden okumak istiyorum nasıl basılmış diye. Hani gayet güzel gidiyor. Zaten sevdiğim de bir kitap ama dediğim gibi çok fazla fırsat bulup da okuyamıyorum. Sadece şu anda ona yer verebiliyorum. Bir diğer kitabımsa Jules Verne'den Ay'a Yolculuk kitabı. Yani Verne'in ben kitaplarını zaten çok seviyorum, beğeniyorum. Bu kitabını da okumamıştım. Aslında bu da yine uzunca bir zamandır listemde olan bir kitaptı. İş Bankası'nın bu klasikler dizisini zaten çok seviyorum. Tamamını alamadım henüz ama tamamlamayı da istiyorum. Genellikle bende olan kitaplarını da bastıkları için ya tamamlama belki zor olur. Çünkü bende olan kitaplar da çok fazla zaten bu klasiklerde olanlar. Ama yine de tamamlayabildiğim kadar, alabildiğim kadarını almak istiyorum. Bu kitabı da en kısa zamanda okuyacağım. Yani hemen hemen hepinizin bildiği aslında kitaplar olduğu için çok fazla üzerinde durmuyorum. Ama eğer ki Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabını okumadıysanız ve yani listenizde yoksa, almayı düşünmüyorsanız bir an önce hani edinmenizi isterim şahsen. Bir diğer kitabım ise Şeytanın Günlüğü kitabı. Andreev'in. Bu kitap aslında listemde de değildi. Almak istediğim bir kitap da değildi. Hatta içeriğine dair çok fazla bir şey de bilmiyorum. Ama
şeytan şeyini gördüğüm anda listeme ekledim, almak istedim. Bir de hani %50 indirimden dolayı da aslında ne bulursam almış olabilirim, yani listeme eklemiş olabilirim. Eğer ki bu kitabı okuduysanız ve fikriniz varsa benimle paylaşmanızı isterim. Hatta bu yazarı da yani ilk defa görüyorum, ilk defa duyuyorum. O yüzden de hani bende de bulunsun istedim. Benim hani Rus edebiyatına dair düşüncelerim zaten gayet iyi, biliyorsunuz. Rus edebiyatını ne kadar sevdiğimi daha önceki tüm hemen hemen videolarımda söyledim. O yüzden Rus edebiyatı olduğu anda, Rus yazarı olduğu anda aslında eklemek istedim. Onu gördüğüm anda. Yoksa içeriğine dair, konusuna dair çok fazla bir bilgim yok. Bir diğer kitabım ise yine Jules Verne'in Doktor Ox'un Deneyi. Yine bu kitabı da iyi biliyorsunuz. Yani daha öncesinde okumuşsunuzdur veya listenizde vardır. O yüzden ben de okumadığım eserlerin hemen hepsini toplamaya çalışıyorum. Hani Verne'in olsun, bu klasiklerin olsun. O yüzden %50 indirimi de yine aynı şekilde söyleyeyim. Görmüşken listeme ekledim. Yani bu kitaplar hakkındaki yorumlarımı aslında okuduktan sonra bir video yapmayı planlıyorum. Aslında uzunca bir zamandır böyle bir planım var. Hani okuduğum kitapları bayağıdır paylaşmadığımın farkındayım sizlerle. O yüzden okuduğum kitaplar diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama bir türlü fırsat olmuyor. Bir de hani okuduğum kitap sayısı aslında şu sıralar birazcık azaldı. O nedenle de çekmiyorum. Yoksa evet, yani bu benim şu anda çekmek istediğim kitaplar, video tarzı daha doğrusu, daha çok bu okuduğum kitaplar üzerine. Çünkü hani aslında az okumuş daha iyi olsam, birikmiş bir okumuş kitap, okuduğum kitaplar kısmı var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir diğer kitabım yine Türkiye İş Bankası klasiklerinden çıkma, Zaman Makinesi, Wells'in. Yani Wells'in daha önce Cesur Yeni Dünya kitabını okumuştum. Sizler de paylaşmışımdır büyük ihtimalle. Distopya, ütopya tarzında kitapları çok seviyorum. Bu da yani o tarz bir kitap olduğu için özellikle merakla okuyacağıma eminim. Şeyi de çok sevmiştim. Paylaştım mı sizlerle bilmiyorum. Görünmez Ada kitabını da çok beğenerek, çok severek okudum. Daha önce sizlerle paylaştım mı, videomda geçtim bilmiyorum ama bence okunması gereken kitapların listesini en başa koyarım. Ve benim de bir özel gücüm olsaydı, öyle bir seçme durumum olsaydı, inanın onu seçerdim. Yani görünmemeyi tercih ederdim, seçerdim. Ya uçmak ya görünmemek, görünmez olmak gerçekten de güzel olmalı. Bunun hayali, bunun düşüncesi bile güzel. Ve başta hani ütopya olabilecekken veya iyi bir şey olabilecekken, daha sonrasında kötü bir, bilmiyorum kitap okudunuz mu, kitabın sonuna mı gidiyorum ama kötü bir sonla bitiyor olması da gerçekten güzel bir ders niteliğindeydi bence. O yüzden Görünmez Adam kitabını muhakkak herkes okumalı. En azından çıkarabileceği dersler bakımından da kesinlikle okumalılar. Şimdi bu kitabı inanın kutuda olduğunu dahi unutmuşum. Dediğim gibi 2 aylık bir süre geçtiği için hangi kitapları aldığımı bile unuttum ve Küçük Kadınlar Louise May Alcott diyor. Doğru yine okuduysam. Bu kitabı hiç bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Kitabın hakkında bir fikrim yok. Niye eklediğimden fikrim yok. Ya büyük ihtimalle dediğim gibi %50 indirim olduğu için bu kitabı listeme eklemişimdir. Sepetime eklemişimdir. O yüzden almışımdır. Yoksa hani beklediğim, istediğim veya konusunu bildiğim bir kitap değil. Hatta bunu mu ilk listeme, ilk onu mu okusam? Çünkü hiçbir fikrim yok. Peki, eğer ki okuduysanız, bilgi sahibiyseniz, biliyorsanız paylaşmanızı isterim açıkçası. Bir diğer kitabım Alexandra Dumas'ın Üç Slasher kitabı. Yani bu kitabı zaten herhalde bilmeyen veya okumayan yoktur. Ben de okuyanlardanım, okudum evet ama bu şekilde baskısını değil. Daha çok yani kısa tarzını okumuştum, kısa kitabını okumuştum, kısaltılmış versiyonu diyeyim. O versiyonu okuduğum için bu versiyon bende yoktu ve gerçekten de her zaman için söyledim. Yani bazı kitaplar vardır, herkesin kütüphanesinde, kitaplığında olması gereken kitaplardır. Yine Üç Slasher'lar da bende vardı ama sanırım ilkokul veya ortaokul döneminde okuduğum bir kitap bu benim. Ve gerçekten de ya çocuk versiyonunu okudum ya da kısaltmış. Hatta kitabımda da o şekilde var zaten Üç Slasher. O yüzden hani bende olması gereken zaten bir kitaptı. Kitabımda bulunması gereken bir kitaptı. Onu da geçtim. Ya diyorum ya, hemen hemen benim böyle bir aslında videoda çekmek istiyorum. Herkesin kitaplığında olması gereken kitaplar diye. Benim için bu kitap da öyledir. Yani herkesin kitaplığında olması gerekenler boyutundadır Üç Slasher kitabı. Daha önce de hani küçük kısaltılmış diyeyim yine versiyonunu okuduğum için bu versiyonu da okumak istiyorum. Bir diğer kitabım ise Homeros'tan İlyada. Bu da benim için öyle bir kitap aslında. Yani kitaplığımda olmasını istediğim kitaplardan biriydi. Herkes için olması gerekiyor demiyorum tabii ki ama benim kitaplığımda en azından olması gereken bir kitaptı. O yüzden hem İlyadasını hem de Odessa'sını tabii ki de
kitaplığıma eklemek istedim. Bir de Odessa en azından şu şekilde ciltli olarak aldım. Yani benim ciltli kitaplara bakış açımı artık hemen hemen her videoda söylediğim için biliyorsunuz. O yüzden hani ciltli olduğu için bunu daha çok severek, beğenerek aldım şu anda. Ama ikisi zaten kitaplı olması gereken kitaplar. Keşke bunun da ciltlisi olsaydı, ciltlisini tercih ederdim. Ama ciltlisi kalmamış, tükenmiş. Demek ki ciltli kitaplara herkes benim bakış açımla baktığı için çabuk tükeniyor. Genellikle çünkü ciltli kitapların tükendiğini görüyorum ben de. O yüzden demek ki herkes benim gibi düşünüyor diye düşünüyorum. Yani kaç kitap aldığımı bile unutmuştum. 2, 4, 6, 8, 10 tane kitap almışım. Şöyle tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yani çok uzun zamandır istediğim kitaplar da vardı. Niye aldığımı bilmediğim kitaplar da var şu anda ama tabii ki hepsini okuyup sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine yani bu sıralar dediğim gibi birazcık ara verdim. Bir ara yine çok güzel okuyordum. Özellikle bu karantina döneminde kendimi tamamen kitaplara vermiştim. Ama araya başka şeyler girdiği zaman kitap okuma sürenizde, kalitenizde birazcık azalıyor. Kaliteden kastım şudur. Bir zamanlar gerçekten de ciddiyetle kitap okuyabiliyordum. Şöyle, okuduğum yerlerde hoşuma giden satırları, hoşuma giden sözleri, cümleleri, sayfaları yazabiliyordum. Yani yazıyordum, bildiğiniz kağıda deftere yazıyordum. Ama şimdi hani maalesef ki öyle bir zamanınız olmuyor. Okusanız bile Cemil için sözünü her zaman söylerim. Daha çok okumak için okuyor durumundayım şu anda. O nedenle de hani çok fazla açıkçası keyif de alamıyorum. Çünkü okuduğunuzdan bir şey anlamanız, onun hakkında yorumlar yazmanız, bir sayfa, bir satır, bir kelime dahi olsa bir şeyler karalamanız gerekiyor kitaba dair. Ama şu sıralar onu pek fazla yapamıyorum. O yüzden de ya daha önce okuduğum ve tekrar okumak istediğim kitaplara dönüyorum şu anda. Ya da kalite demeyeceğim ama tarz olarak daha not alınmasına gerek olmayan kitaplar okuyorum. Romanlar gibi mesela. Tabii romanlarda da sevdiğiniz, hoşlandığınız cümleler, kelimeler size pek çok şey ifade ettiği için onları da yazmanız gerekebiliyor. Ama yine de bilgi veren, daha çok tarih, siyasi tarzı kitaplara şu sıra birazcık ara vermiş olabilirim. O yüzden aldığım kitaplar dahi dikkat ediyorsanız daha çok roman tarzında, hikaye tarzında kitaplar. Bunun da sebebi bu dediğim gibi. Yoksa hani sevdiğim tarzlar değişmedi. Yine tarih ve siyasi tarzda kitaplar okumayı çok seviyorum. Ama hani onlara ayırdığım vaktin de gerçekten onlar için olmasını istiyorum açıkçası. Yani kitaplara ayırdığım, o kitaba ayırdığım vaktin o kitap için olmalı. Yani okumak için olmamalı. Ama benim şu sıralar birazcık okuduğum tarz, okuma şeklim daha çok sanki okuyup geçmek, okumuş olmak gibi. Öyle geliyor en azından bana. O yüzden de bu sıralar çok fazla dediğim gibi o tarz kitaplardan ziyade roman tarzında kitaplara vakit ayırıyorum. Alışverişim bu şekildeydi. Umarım ki hani beğenmişsinizdir. Daha çok bu benim okumadığım küçük kadınlar, haberimin olmadığı şeytanın günlük kitapları hakkında da belki okuduysanız ve bilgi sahibiyseniz paylaşmanızı çok isterim. Ve umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.